O günden sonra babamın sağ tarafına hafif bir felç geldi. Günlerce yataktan kalkamadı. Kalktığı zamansa sağ ayağını sürmeye başlamıştı. Ali Rıza Bey, yoruyorsun kendini. Gel odana gidelim. Leyla, anneciğim. Kim geldi hanım? Ayşe, sen babanın yanına çık kızım, şüphelenme. Peki. Ne var ne yok kızım, nasılsın, iyi misin? Çok şükür anne. Avukat Hulusi Bey Taksim'de bir kat tuttu, dayadı döşedi. Bir dediğimi iki etmiyor. Tek kusuru evli olması. Haftada 3 gün geliyor. Anne, siz de gelsenize yanıma. Nasıl olur Leyla? El alemin adamı ne der? Söyledim. Başımın üstünde yerleri var dedi. Babanla konuşur, razı etmeye çalışır. Hanım, nerede kaldın yine? Geliyorum Ali Rıza Bey. Çocuk gibi oldu artık. Zavallı babacığım. Anne, ne olur razı et babamı. Ahir ömründe rahat eder hiç olmazsa. Ayşe'yi benim için öp. Allah'a ısmarladık. Güle güle kızım. Söylediklerimi unutma anne. Baba bak. Leyla ablam dizlerine sarılmış yalvarıyor sanki. Zavallı yavrum. Haber göndermiş. Yanına aldırmak istiyormuş bizi. Hayır, asla olmaz öyle şey. Benim Leyla isminde kızım yok. Biz artık birbirimiz için ölmüş sayılırız. Ali Rıza Bey, senin 30 şu kadar sene sözünden çıkmadım. Ne hale geldiğimiz meydanda. Evlatlarım senin yüzünden ayrı ayrı ziyan oldu. Elimde bir Leyla ile Ayşe kaldı. Yavrucuğum bensiz yaşayamıyor. Ben de onsuz. İsterse kızıma bütün dünya kötü desin. Benim için o herkesten iyidir. Leyla ile barışacağız ya da... Üzülme hanım, üzülme. Ben çıkarım aranızdan. İnşallah daha iyi olursunuz. Ali Rıza Bey, münasebetsizliği bırak. Sen sakat bir ihtiyarsın. Bu halinle nereye gidersin? Darda kalırsan bana gel baba. Sana evladım gibi bakarım. Adam. Yumurcaklar, nedir sizden çektiğim? Ah, sen miydin baba? Ah, bir yerin acımadı ya. Hayır yavrum, hayır. Bacaklarını kırmalı bu velekleri. Babam, bize misafir gelmiş. Merhaba. Merhaba, buyurun. Nerede yumurcaklar? Cam kırdılar diye gelmiyorlar değil mi? Çağır şunları. Ne olursun bugün gürültü etme. Oo, madem suç işlediler, cezasını çekmeliler. Haklısınız Tahsin Bey oğlum. Ama ne de olsa çocukturlar. Tatlılıkla yola getirseniz. Zaten haliniz o yoldan gittiniz de ne oldu? Çok doğru. Aman baba, şunlara sakalını kaptırma diye az mı çırpındım? Fikret'in hakkı var. Başınıza bunca felaketin gelmesine sebep hep sizin yumuşak başlılığınız olmuş. Ağızlarını mı açtılar, vuracaktınız tekmeyi doğru dışarı. Neyse, bu defa affedelim yumurcakları. Hatırınız için. Buyursanıza. Affedersiniz, siz buyurun, ben iyi yemeyeceğim. Bu yıpranmış vücut böylesine uzun yolculuklara tahammül edemiyor. Bana yatacağım yeri gösterir misin kızım? Bir çorba istedin hiç olmazsa. Yok, teşekkür ederim kızım. Buyur baba.
İnşallah yerini yadırgamazsın. Ne o baba? Rahatsız mısın yoksa? İstemeyerek seni de üzdüm, beni affet yavrum. Seni o kadar hassas, bilgili yetiştirdikten sonra vazifemi yapamadım. Yarı yolda bıraktım seni. Baba! Ağla yavrum, ağla. Baban naciz bir varlık artık. Beni görmekten memnun olacağını olmuştu. Halbuki içindeki yaraları dağlamaktan başka bir işe yaramadı gelişim. Tren sabah kaçta çocuğum? Bu acele neden? Seni istemeyerek kırdım babacığım. Bilakis çocuğum, bana bundan sonra seçmem gereken yolu ve yerimi hatırlattın. Sözlerimi bağışla baba. Birkaç gün kalırsan memnun olurum. Seni dünya gözüyle bu kadar gördüm ya kızım. Zaten yarın dönecektim. Öyleyse hemen yat baba. Allah rahatlık versin babacığım. Allah rahatlık versin kızım. Zavallı yavrularım. Yaprak dökümü hepinizi dallarınızdan koparıp attı. Çamurlara buladı.